Basın toplantımıza hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Kıymetli başkanlarım, kıymetli basın mensuplarımız, bizler Türkiye'nin 922 ilçesi ve 81 ilinde kendi adaylarımızla 31 Mart yerel seçimlerine katılmaktayız. Yine aynı şekilde Adana'da 15 ilçe ve büyük şehrimizle Adana'ya yeniden refahı getirmek için, yeniden adil düzeni getirmek için bir mücadeleye girmiş bulunmaktayız. İnşallah hayırlara vesile olsun. Toplantımız hayırlara tekrardan vesile olsun diyor. Sözü Büyükşehir Belediye Başkan adayımız Selahattin Başkan'a devrediyorum. Buyurun başkanım. Teşekkür ediyorum. Efendim, öncelikle basın mensuplarımıza, aramıza yeni katılan kıymetli başkanım Abdullah Torun Bey'e ve misafirlerimize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum. Adana'nın 15 ilçesi verdiği Büyükşehir olmak üzere 16 belediyenin 16'sında alma için yola çıktık. Allah'ın izniyle tartışmalar oldu. İstemeyiz diyenler oldu ama bugün çok şükür 120 yıl evvel Sultan Abdülhamit Han'ın yaptığı Adana Devlet Hastanesi'nde işte bugün çok güzel modern bir hastanede insanımıza hizmet verecektir. Bunun da yanında yaptığımız sabır ocakları var. Hastane gibi sabır ocakları var bizim yaptığımız. Hepsinin de görüntüleri elimizde. Çevre yolunu da siz yaptınız. Tabii 5,5 kilometre. Evet. O konuda Sayın Atatürk'ün, o zaman Sayın Belediye Başkanı'nın bize yaptığı teşekkürler emeklerinden dolayı. Görüntüler elimizde, sizlerle paylaşacağız. E5'ten, çevre yolu yaparak 5,5 kilometre şeye, ama Adana'nın parasıyla yaptırmadım yani. Ankara'nın parasıyla yaptırdım, başarılıdır. Siz Ankara'nın parasını buraya yönlendirebiliyorsanız Adana'yı kalkındırırsınız. Ha, şunlar da söyleyeyim ben size, belediyelerin aldığı gelir bu halka hizmet yapmakla bitmez. Bu şehrin refahını arttırmakla bitmez. Açık söylüyorum, yeterlidir. Sağımıza dönüyoruz, belediyeye vergi ödüyoruz. Solumuza dönüyoruz, devlete veriyoruz. Ölüyoruz, vergi veriyoruz. Doğuyoruz, veriyoruz. Bu paralar halka hizmet yapmakla bitmez. İnşallah bir hafta sonra çok daha sürpriz açıklamalarla karşınızda olacağım. Biz izlemeye devam edeceğiz. Ben çalışırım. Bakın dün akşam değerli ilçe başkanımız bir önceki ve şimdi de birinci sıra meclis üyemiz Abdullah Bey ve ilçe binasında bir toplantı yaptı. İşte ben orada ne gördüm biliyor musunuz? Sayın Cumhurbaşkanı da bahsetti. 94 ruhu oradaydı. 94 ruhu oradaydı. Şimdi ciddi bir kalabalık ama o coşku var ya, o coşku yüzlerce binlerce kalabalık olan insanların içinde o kadar coşku yok. Oradaki o coşku, o inanç bize bir seçim aldıracak. Allah'ın izniyle. Ben bir sorulara soramıyorum. VIPHaber.org haber sitesi sahibim. Öncelikle adaylarınızın hepinizin hayırlı uğurlu olsun. Sağ olun, teşekkür ederim. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanımızın bir söylemi oldu. Hatay'da. Evet. Dedi ki, merkezi hükümetle yerel yönetimler aynı olmazsa hizmet almakta sıkıntı olur dedi. Siz de şimdi ayrı bir aday çıkardınız. Yani önce bir ittifak gibi şeyler konuşuldu. Yerinden refahla, affeler üzerinde. Bu konuyu nasıl değerlendiriyorsunuz? Siz başkanlık görevine gelirseniz hükümetten nasıl bir hizmet almayı düşünüyorsunuz? Sayın Muhterem Doktor Fatih Erbakan Beyefendi, genel seçimlerde ülkemizin bekası adına Cumhur İttifakı yerinde içinde yer alarak ama AK Parti listelerinden değil, parti olarak bağımsız, tıpkı MHP'nin yaptığı gibi kendi listelerine seçime girip ve anasının al sütü gibi 5 milletvekili çıkarmıştır. Bu bir ilk kıvır. Dolayısıyla Yeniden Refah Partisi'yle bir anlamda geçen bir yapılan seçimlerin ortağıdır. Bizden bize karşı muamele yürütmeleri mümkün olamaz.
bizim Ankara'daki bağlantılarımız, dostlarımız, gücümüz sayesinde biz yüreğe hak ettiği yatırımları getirmekte kararlıyız ve bunu da getiririz. Allah'ın izniyle. Peki bu söylemi doğru buluyor musunuz? Yani bize oy vermezseniz size... O söylem Sayın Cumhurbaşkanlığı varmış. Yani açık yerinde. Biz Sayın Cumhurbaşkanlığı'na seçimlerde destek verdik. Neden destek verdik? BK meselesi var denildi. Ülkeyi yönetme meselesi var denildi. Ama bu bir yerel seçimdir. Ve Yeniden Refah Partisi, Sayın Liderimiz Fatih Erbakan'ın talimatları doğrultusunda, teşkilatların teveccühü doğrultusunda Türkiye'nin her yerinde kendi adaylığıyla seçime giriyor. Ve ben kendisine Ankara'ya çok kısa bir zamanda gideceğim. Buradaki hemen toparlanmayı yapıp davet ettiler kendilerini sağ olsun. Bu konuda teşekkür edeceğim. Ne konuda biliyor musunuz? Seçmene yuvasına dönme özlemine son verip bu yuvaya atmak için bir sevinç seçmende doğurduğu için kendisine teşekkür ederim. Şu anda insanlar yuvasına dönmenin özlemiyle buralara gelmekte. Yeniden Refah Partisi teşkilatlarına gelmekte. Her hafta izleyeceksiniz. Çığ gibi bizim şeylerimiz büyüyecek. Seçmen kitlemiz. Ben sahada bir işareti gördüm, alıyorum. Samimi söylüyorum, ben Büyükşehir adayı olduğum zaman 10 yıl önce bu kadar telefon almamıştım. Yüreğin adaylığımız bu derece bir sempatiyen. Ve her partiden arayanlar var. Bu belediye seçimidir, desteğimiz sizinledir. Nasıl ki Sultanbeyli Belediyesi ile Refah Partisi Türkiye'deki belediyecinin piri haline oldu geldi ve birçok da Büyükşehir Belediyesi'ni alarak gerçek sosyal belediyecinin ne olduğunu öğrettiyse bugün de inşallah Yeniden Refah Partisi yüreğin alarak Adana'ya ve tüm Türkiye'ye gerçek belediyecinin yeniden sosyal belediyecinin yeniden yapılmış haline, 40 ülke haline zaten bizim partimiz. Profesör Ecmettin Erbahan hocamız yaptı ben. Bize siyaseti öğreten de olur. Ahlaklı olmayı da öğreten olur. Yine aynı duygu ve düşüncelerle Yeniden Refah Partisi iş yapmaya adaydır ve başaracağına inanıyorum. Allah razı olsun. Yazdığım desteklerinizi beklerim. Yanlışımız varsa ettirmenizi de beklerim. Sorunuz varsa soru da alabilirim. Sizi görmek güzeldi yani. Gerçekten. Sizin döneminizdeki vekillik daha gelmedi. Samimi söyleyeyim. Halkın içindeydiniz size. Bunu da sizden duymak güzel. Ama yok ya ben yani 20 yıldır... Fatma Şoklar, ben siyaseti bıraktım. İyi yaptım ben. Evet. Yani dönmemize vesile olan Sayın Fatih Erbakan Beyefendi. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyorum. Öyle bir yuvaya dönmek. Yani ben o 94 ruhu var ya, 2002'deki AK Parti'nin kurulduğu ruhu var ya, şu anda o ruh var. O ruh burada. Sarıçam'da da ben izledim. Mustafa Yeterinci, baştan da oradaydı zaten. Bayağı bir kalabalık vardı. Yani herkes 50 oy istiyordu. Orada 1000 kişi 50 bin oldu. Bizim nasip olursa yapacağımız belediye başkanlığından sonra kimse de öyle hizmet düşünmüyor. Hizmet aşık olmayan belediye başkanı olmak istemeyecek. Görünüyor. Bir de şimdi inanan ekip başkanı, Hasan Arık gibi yani inanan ekip arkamda bir de söylediğiniz bir söz var. Hani diyordun, 45 dakika uğraşıp da bir milletvekilini çözemediği hiçbir şey yok. Ne yazık ki 20 senedir 45 dakika kimse uğraşmıyor mu? Bir şey daha ilave edeyim sana. Milletvekillerinin Ankara bürokrasisinden iki şey isteme hakkı vardır. Ama ikisini birden isteyemez. Sadece birini tercih edin. Birisi şahsi talepleridir. Bunu istediği an o öne geçiyor. Bunu istediği an iline hizmet isteyemez. Ankara bürokrasisi milletvekillerinin ruhunu bilir. Ruhunu. Kaç krat ettiklerini bilir. Ya da ben şehrime hizmet istiyorum dersiniz. Tuttuğunuzu koparırsınız. Nitekim bizim yaptığımız. 650 milyon dolar Ankara'nın parasını getirdik. Buraya harcadık o zaman. Ve elhamdülillah kimsenin de bir bardak çayını içiyor. Evet. Başkanım inşallah hayır, gelirse basın takileri yapacak. O zamanki TOKİ başkanı açık yönlendirdi. Bizim diyor valilikten gelen raporda Adana'da toplu konu projemiz yoktu. Almadık biz bunu. Siz
Size sayılmış. Ben gece adamı, hatta Kadir gecesi öderken. Çiğ köfte yiyor diyor. Adana'ya getirdim. Sinan Paşa'yı gezdirdim. Ya dedi, bu raporu yazan aralarda dedi. Ne nasıl yazdık ben? Derhal Adana'yı başladık. Siz basında hep iç içeydiniz. Halkla iç halk içeydiniz. Iç. Evet, halkla iç içeydiniz. Basında iç. 2011'de ben ama şimdi öyle mi? Temayüle AK Parti'nin açık yapılan, iktidar olduktan sonra açık yapılan tek temayüle. 2011'de temayüle girdim. Teşkilat temayüle. Her ilçede çıktım. Fenke'de, Sayın Bey'de, Osman Bey'de. Ya vekilliğim döneminde bana ulaşamadıysanız söyleyin şimdi çekileyim. Yok Erhan ulaştı. O zaman oy vereceksiniz. Açık ara birinci çıktım. Halk önünde açıldı. Şimdi herkes ben birinci çıktım diyor ama o günkü 2011 temayülü milletin önünde açıldı. Siz kendinizi kanıtlamışsınız. Hatice ablamız sağ olsun. Ne zaman uzaklaşıyoruz. Tabii. Rozeti takalım ondan sonra. Sayın Hocam siz de. Bu arada çok laflar çıkardılar. Abdullah Durum'dan görüşüyor mu? Ben bu sevgiyi, samimiyeti gördükten sonra. Artık bizim önümüz çıkar. Ben onu söyledim Şaban abiye zaten. O geldi sağ. Yok bu tarafta. Benim bu tarafta. Bu tarafa doğru bir bakar mısınız? Başkanlar. Bir bakar mısınız? Bakar mısınız? Siz de basın. Ben işlediniz. Kitemin arayın hemen şey. Evet. Sonra tamam da başkan. Ben az önce Seyhan. Başlangıç yaptım. Hasan başkanım. Kıymetli başkanım. Hayırlı uğurlu olsun. Döşeme Mahallesi. Tamam. Hayırlı olsun. Evet, teşekkür evet, ederiz. Size. Allah razı olsun. Basın durumunuza ayrıca teşekkür ediyoruz. Sağ olun.